güne erken başlayanlara, başta ev kadınları olmak üzere işbaşı yapmayı hazırlananlara, öğrencilere, yurt dışından izleyenlere, hasta yatağında olanlara, mobilden bizi takip edenlere günaydın. An itibariyle saatlerimiz 9'u gösteriyor. Ona dek Olayda Sabah programında sizlerle olacağız. Gelin hep birlikte geceden bu yana yaşanan en sıcak gelişmelere, bugüne dair bilinmesi gerekenlere göz atalım ve gün başlasın. Kimimiz daha yeni uyandık, kimimiz daha yola çıkmaya hazırlanıyor. Hatta belki de yolda, işe doğru, okula doğru yol almaya başladık ve gelin yol durumuna bakalım. İzmir yolu Ataevler. İlk durağımız hem geliş hem gidiş istikameti 9.01 itibariyle yavaş yavaş yoğunlaşmaya başladığını görüyoruz. İzmir yolu Ataevler'de yol durumunda. Mudanya-Bursa yolundayız. Şimdi de Mudanya-Bursa yolunda hem geliş hem gidiş istikametinde şu an rahat bir akıcı bir trafik olduğunu söyleyebiliriz. Ama yine ilerleyen saatlerde de burası yoğunlaşacak gibi duruyor. Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Acemler-Mudanya kavşağı. Burada yine aynı bilindik bir tablo var. Genel itibariyle hep yoğun oluyor Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Acemler-Mudanya kavşağı. Yine burada da yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim sizlere. Sırameşelerdeyiz. Sırameşelerde de rahat ve akıcı bir trafik olduğunu görüyoruz. Butim kavşağındayız şimdi. Burada da genel itibariyle bakıldığı zaman rahat ve akıcı bir trafik olduğunu söyleyelim sizlere. Butim kavşağında da son durum buydu. Avrupa Konseyi Bulvarı Hayvanat Bahçesi'nde de trafik akışının iyi olduğunu söyleyelim. Rahat ve akıcı bir trafik var burada da. Çevre yolu Soğanlı'dayız şimdi. Burada yine her sabah aynı tablo. Çevre yolu Soğanlı'da trafiğin gayet rahat ve akıcı olduğunu görüyoruz. Ankara yolu belediye hizmet binasındayız şimdi. Hem geliş hem gidiş istikametinde şimdi şu anda trafiğin akıcı olduğunu söyleyelim. Trafik iyi gözüküyor burada Ankara yolu belediye hizmet binasında. Merinos Osman Gazi Belediyesi hem geliş hem gidiş istikametinde şu anda akıcı bir trafik var. Ama araçların yoğunlaştığını söyleyelim. Şimdilik rahat bir trafik olduğunu görüyoruz. Kent meydanındayız şimdi. Kent meydanındaysa trafik ışıklarından dolayı bazı araçların burada zaman zaman durduğunu söyleyelim ve genel itibariyle baktığımızda burada trafik rahat ve akıcı. Çekirge meydanındayız. Kavşaktan dolayı burada genelde hep bir sıkışma söz konusu. Ama bugün 9.04 itibariyle Çekirge meydanında trafiğin gayet rahat ve akıcı olduğunu görüyoruz. Sırada Altıparmak Meydanı var. Altıparmak Meydanı'nda da trafik ışıklarından dolayı araçların durduğunu görüyoruz. Burada da genel itibariyle trafiğin iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ve son olarak Atatürk Caddesi Ulu Cami'deyiz. Şu an burada trafik açık ve rahat. Evet, Atatürk Caddesi ile birlikte yol durumunu da burada bitirelim ve gelelim haberlere. Haberlerde sıra. Bugün yine önemli bir konuğum da olacak. Onu da hatırlatmak istiyorum. Bugün 16 Ekim Dünya Gıda Günü. Bugün onu konuşacağız Lale Yıldız'la. Ama onun öncesinde hep birlikte dün geceden bu yana ne gibi gelişmeler oldu? Göz atalım. Günlerdir beklenen gerçekleşti. 2 Ekim'den bu yana kayıp olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda inceleme yapıldı.
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na önce Suudi ardından da Türk yetkililer girdi. Türk yetkililerin geldiği 7 ila 8 araçlık konvoyun en önde olay yeri inceleme aracı yer aldı. Konsolosluğa giren Türk polisinin bahçede de arama yaptığı belirtildi. Türk polisinin elinde Cemal Kaşıkçı'nın Suudi konsolosluğunda öldürüldüğüne dair ses kayıtları olduğu iddiası, Kaşıkçı'nın yazarı olduğu Washington Post gazetesinin ardından uluslararası haber ajansı Reuters'ta da yer aldı. Haber iki Türk kaynağına dayandırıldı. Öte yandan konuya ilişkin diplomasi trafiği de sürüyor. Dün Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Sud, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla görüşmüş ve Suudi Kralı ortak çalışma grubu kurulması nedeniyle de teşekkür etmişti. Selman'ın kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti için iç soruşturma talimatı verdiği iddia edildi. Amerikan Başkanı Donald Trump da bugün Suudi Kralı ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Trump'ın "Bunlar serseri katiller olabilir. Kim bilir, bunun sonuna kadar gitmeye çalışıyoruz" açıklaması dikkat çekti. Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu Suudi Arabistan'a göndereceğini söylerken, Pompeo'nun Arabistan'dan sonra Türkiye'ye de geleceği belirtildi. CNN televizyonu İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında yeni bir iddia ortaya attı. İddiaya göre Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu içerisinde yapılan sorgulama sırasında hayatını kaybetti. Haberde Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili olarak elçilikte sorgulama sırasında öldüğünü kabul edecekleri yönünde bir rapor hazırladığı belirtildi. Buna göre Suudi yetkililer Cemal Kaşıkçı'nın ölümünü yanlış giden bir sorgu sonucu olduğunu kabul edecek bir rapor hazırlıyor. Raporun hazırlanma aşamasında olduğu belirtilen habere göre raporda Kaşıkçı'nın sorgulanmasının gizli bir operasyon olduğu ve bazı kişilerin olaydan sorumlu tutulacağının yer alacağı belirtildi. Haberde konsolosluk binasında yaşanan olaya müdahil olanların üst birimlerden gerekli izni almadan bu operasyonu yaptığı yönünde bir sonuca bağlanacağı kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, haberin şimdilik bir söylentiden ibaret olduğunu, bahsedilen raporun resmi olup olmadığını kimsenin bilmediğini açıkladı. Yine bir bilgiyi paylaşalım sizlerle. Milli Savunma Bakanı Akar İdlib'deki süreçle ilgili açıklama yaptı. Akar, "planladığı gibi devam ediyor, taahhütlerimizin arkasındayız" ifadelerini kullandı. Akar, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri ulusların Membiç'te müşterek devriyeye yönelik ortak eğitimle ilgili kısa bir süre içinde eğitimler tamamlanacak, ortak devriye yakın bir zamanda başlayacak değerlendirmesinde bulundu. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım ve devam ediyoruz bir diğer haberle. İran'ın Ankara Büyükelçiliği önünde de hareketlilik yaşandı. Canlı bomba ihbarı yapıldığı öne sürüldü ancak Tahran yönetimi iddiayı yalanladı. Ankara polisi iddiaya göre Çankaya ilçesindeki İran Büyükelçiliğine yönelik canlı bomba saldırısı yapılacağı ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri elçiliğin bulunduğu Tahran Caddesi'ne trafiğe tek yönlü kapatıp şüphelenen sürücüleri durdurarak araçlarda arama yaptı. Bölgeye çevik kuvvet ekipleri de sevk edilirken elçiliğe çıkan sokaklarsa trafiğe kapatıldı. İran'ın Türkiye Büyükelçisi Muhammed İbrahim Tayyaran binadan uzaklaştırıldığı da belirtildi. Büyükelçilikten bir yetkilinin yanı sıra İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasami saldırı hazırlığı iddialarını da yalanlamış oldu. Bir diğer haberle devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öz eleştiri yaptı. FETÖ ile gerçek anlamda mücadele bizim dönemimizde yapılmıştır ama geç kalınmıştır dedi. Tehlike geçti diyemeyiz. Hatırlatması yapan Erdoğan, bizim hocalarımız inisiyatif aldığı
almadığı zaman meydan soytarılara kalıyor ifadesini kullandı. Ehliyet ve liyakat sahibi din alimlerimizin ön plana çıkmadığı durumlarda neler olduğunu hepimiz gördük, yaşadık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplumsal yaşamda din görevlilerinden daha aktif olmalarını istedi. Bizim hocalarımız inisiyatif almadığı zaman meydan FETÖ elebaşı gibi şarlatanlara, televizyonlarda sazlı danslı program yapan soytarılara kalıyor. Beştepe'de 35. İl Müftüleri toplantısında konuşan Erdoğan, FETÖ ile mücadele konusunda öz eleştiri yaptı. Açık ve net söylüyorum. FETÖ ile gerçek anlamda mücadele sadece bizim dönemimizde yapılmıştır. Ama şunu da söyleyeyim. Biz de geç kaldık. Ve bu geç kalışın bedelini de maalesef ödedik. Erdoğan, FETÖ ile mücadelede gereken her türlü tedbiri aldıklarını belirterek CHP'yi eleştirdi. Şayet 17-25 Aralık girişimi sonrası ana muhalefetin engellemelerine rağmen yürüttüğümüz mücadele olmasaydı, emin olun 15 Temmuz'un sonuçları çok daha farklı olurdu. Bir daha böyle acı hadiseler yaşamamak için gereken her türlü önlemi almayı sürdüreceğiz. Tehlikenin atlatıldığını söyleyemeyiz. Erdoğan özellikle Doğu ve Güneydoğu'da görev yapan müftüleri uyardı. Güneydoğu'da, Doğu'da çok daha farklı bir çalışmanın içerisine girmemiz şart. FETÖ, DAEŞ, El-Kaide, bölücü terör örgütü ve diğer sapkın yapılarla mücadelesinde hep birlikte çalışıp bu örgütlerin bir daha asla neşvi nema bulamayacakları bir atmosferi ülkemizde ve ötesinde tesis etmemiz gerekiyor. Bir son dakika gelişmesini de paylaşalım. Fethullahçı terör örgütünün sözde TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 19'u muvazzaf, 4'ü öğrenci, 11'i meslekten ihraç, toplam 34 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Yine ben hatırlatayım, 19'u muvazzaf, 34 asker için gözaltı kararı verildi. Bu son dakika gelişmesini de paylaşalım ve haberlerle devam ediyoruz. Yerel seçimlerde ittifak arayışı sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir araya geleceği açıklandı. MHP kaynaklarından verilen habere göre Erdoğan-Bahçeli görüşmesi gerçekleşecek. AK Parti kaynakları da görüşmenin 14'te mecliste olabileceğini kaydetti. Görüşmenin nedeni yerel seçimlerde ittifak arayışı. Erdoğan genişletilmiş il başkanları toplantısında şayet bu mümkün olursa her iki partinin de mahalli idarelerdeki gücünü arttıracağına inanıyorum demişti. Bahçeli de geçen hafta yerel seçimlerde İstanbul'da aday çıkaramayacaklarını hatırlatmış ve geri kalan 29 büyük şehirde ittifak zemini arayacağız diye konuşmuştu. Ana muhalefet CHP'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İş Bankası tepkisi geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, iktidarın dile getirdiği İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin hazineye devri söylemini gündem değiştirme olarak yorumladı. Saray artık suçluların telaşı içindedir. Bu telaşla gündem değiştirmeye çalışıyorlar. Şimdi gündemde Atatürk'ün İş Bankası'ndaki hisseleri var. Türkiye'nin en büyük ikinci bankası üzerinden bir tartışma yürütülmek istenmektedir. Yapılmaya çalışılan şey yağmadır, gasptır, eşkıyalıktır. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın özellikle Almanya seyahatinden sonra bu İş Bankası'nın hisseleriyle ilgili bu kadar iştahlı hale getiren nedir? Ben bunu merak ediyorum. İş Bankası'ndaki Atatürk hisselerinin mülkiyeti ve temsili, vasiyet, yasalar ve yargı kararları çerçevesinde belirlenmiştir. Bu atamızın Türk dilinin ve tarihinin geliştirilmesi ve araştırılması için kullanın dediği paraları tulumbada su bitince önce hazineye, sonra saraya alıp efulilere, sumutilere, uçan saraylara harcama girişimi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,
İstanbul'a düzenlenen Hedef 2023 Türkiye Zirvesi'nde ekonomiye yönelik olumlu mesajlar verdi. Ekonomimizi adım adım kurtaracağız diyen Albayrak, enflasyon, kur ve faiz açısından kötü bir dönemin geride kaldığını söyledi. Gerek enflasyon rakamları, gerek kur ve faiz oranları açısından kötü bir dönemi artık geride bıraktık. Enflasyonla mücadelede önce Ekim ayı rakamlarıyla birlikte sonra Kasım ve Aralık noktasındaki rakamlarla aşağı yönlü trendi sürdürerek bu mücadelenin meyvelerini tüm ekonomimizde hep beraber toplayacağız. Yapısal adımlarla desteklemeye başladığımız bu sürecin sonunda enflasyon ve faiz denen iki prangadan ekonomimizi adım adım kurtardığımızı hep birlikte göreceğiz. Döviz kurundaki hareketlilik ve ekonomik dalgalanmalara rağmen perakende sektörü Bursa yatırımlarını sürdürüyor. 7 milyon dolarlık yatırımla Mudanya'da hizmete giren hipermarkette 105 kişi istihdam edilecek. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bina yasalara uygun olarak 3 nolu site göre yapılmış. 2012'de ve 2018'de de yasalara uygun olarak ruhsat alıp açılmış bir binadır. Ve burası ülkenin gayri safi milli hasılatıdır. Ekonomide önlem paketlerinin devreye girmesine neden olan gelişmelere rağmen perakende sektörü yatırımlarını sürdürüyor. Mudanya'da hizmete giren hipermarketin açılışında konuşan iş adamı Hüseyin Özdilek, istihdama sağladıkları katkıya dikkat çekti. 21. noktamız, 13 ilde varız. Alışveriş merkezlerinde 5000 kişi, toplam 8100 kişi istihdam ediyoruz. Buraya 105 kişi istihdam etmek üzere aldık. Yatırım maliyeti 7 milyon dolar bugünkü değeriyle. Açılışa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra çok sayıda iş adamı ve Mudanyalılar katıldı. Burada güzel bir yatırım var ve 105 tane kardeşimiz istihdam olacak. Bu 105 tane hane demektir. Buna sebep olanlara, vesile olanlara biz de yürekten teşekkür ediyoruz. Birçok kurum ve kuruluşun paralarını başka yere aktardığı bir ortamda bir iş adamı iş olanağı sağlamak için, devlete de katkı sunmak için bu yatırımı yapıyor. Alkışlamak lazım. Bursa Büyükşehir Belediyesi kente bir atık su arıtma tesisi daha kazandırdı. Mudanya'nın ardından kurşunlu atık su arıtma tesisleri de hizmete alındı. Bursa'nın temiz bir çevreye sahip olması için Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları sürüyor. Mudanya'nın ardından Gemlik Kurşunlu'da da inşa edilen atık su arıtma tesisi törenle faaliyete girdi. Günlük kapasitemiz yaklaşık 5000 metreküp, 30 bin kişilik bir nüfusa hitap ediyor. Toplam maliyeti de 38 milyon. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, sadece atık su arıtma tesisleri için ayrılan bütçeye dikkat çekti. Yatırımlar tamamlandığında Bursa kıyılarının daha temiz olacağını söyledi. Genel toplamımızda 311 milyon. Buna doğu arıtmamız ve beraberinde çamur kurutma tesisimiz ki yaklaşık 100 milyonluk tesis, 100 milyondan fazla. Bunlar dahil değil. İnşallah altyapı çalışmalarımız bittiğinde göreceksiniz pırıl pırıl bir Kumsas, Kurşunlu, Genç Ali, velhasıl bu bölgede yaşanılacak bir ortam ortaya çıkacak. Yine uzun zamandan beri gündemden düşmeyen, gündemin önemli başlıkları arasında yer alan bir haber var sırada. Futbolcu Arda Turan'la şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan olaylara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı. Arda Turan hakkında 4 suçtan 12,5, Berkay Şahin ise 2 yıl hapis cezası talep ediliyor. İstanbul Emirgan'daki bir eğlence mekanında Başakşehirli milli futbolcu Arda Turan'la şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavga sonrası Arda Turan hakkında cinsel taciz, ruhsatsız silah bulundurmak, genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak ve kasten yaralama suçlamalarıyla dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Arda Turan'a 12,5 yıl, kavga ettiği şarkıcı Berkay hakkında ise 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. Berkay Şahin'e yönelik suçlama ise hakaret. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Berkay'ın avukatı Ayşegül Mermer de
başsavcılığa verdiği dilekçede Arda Turan'ın müvekkiline saldırdığı, daha sonra hastanede de silahla tehdit ettiğini aktarmış, kamu davası açılması talebinde bulunmuştu. Bursa'dayız yine. Bursa Harmancık Karayolu'nda mermer yüklü tırın kabin kısmında yangın çıktı. Alev yanan tır kameralara işte bu şekilde yansıdı. Olay Harmancık Bursa Karayolu'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre Bursa istikametinden Harmancık istikametine gitmekte olan sürücü idaresindeki mermer yüklü tırın kabin kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen tırdan yola atlayan sürücü durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Harmancık ilçesi itfaiye amirliği ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken tırda maddi hasar meydana geldi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde kırmızı ışıkta durmayan bir otomobil yoldan geçen bir yayaya çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza İnegöl'de Ahmet Akyolu Caddesi'nde bulunan trafik ışıklarından meydana geldi. Alan yurt istikametine gitmekte olan bir araç kırmızı ışıkta durmayarak yoldan geçen yayaya çarptı. 23 yaşındaki şahıs aracın ön camına çarptıktan sonra yere düştü. Kazayı görenler yayanın yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederek ambulansla hastaneye götürdü. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Adana'da İki katlı müstakil eve giren hırsız ev sahibiyle karşılaşınca ikinci kattan aşağı atlayarak yaralandı. Olay Yüreğir ilçesi Koza mahallesi 1630 sokak içerisinde bulunan bir müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hırsız soymak için girdiği iki katlı müstakil evde ev sahibi Nusret Yaş'la karşılaştı. Ev sahibinden kaçmak isteyen hırsız ikinci kattan aşağı atladı. Bunun üzerine yaralandı. Ev sahibi durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Basın mensuplarının hırsızlık yapmak için mi eve girdiğini sorusuna ben mi hırsızlık yapmaya girdim? Tövbe tövbe diyerek kendini savundu. Hırsızın sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hırsız ve polis olayla ilgili de soruşturma başladı. Evet, şimdi bir haber var sırada. Aslında sabah sabah bu haberi paylaşmak ne kadar doğru ama yine ben bunu görün istedim bu haberi. Sakarya'dayız, Kocaali ilçesinde. İddiaya göre tavuklarını yediği gerekçesiyle komşusunun köpeğini iple ağacı asarak öldürdü. Şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Hangi devirde yaşıyoruz bilmiyorum ama bir canı asmış. Jandarma geldi, olay yeri gelecek şu anda. İndirdiler yere. Hayvan. Olay Kocaali ilçesi Caferiye mahallesinde ormanlık alanda meydana geldi. Mahalle sakinleri köy yolu üzerindeki ormanlık alanda bir köpeği ağaca asılı halde buldu. İple asıldığı görülen köpeğin öldüğü belirlendi. Durumu öğrenen çok sayıda hayvansever olay yerine geldi. Vahşete tepki gösteren vatandaşlar durumu belediye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri köpeğin asıldığı bölgeyi şeritle çevirerek geniş çaplı inceleme yaptı. Yaklaşık 50 metre uzaklıktaki evinden olay yerine gelen şahıs köpeğini asılı halde görünce büyük üzüntü yaşadı. Tavuklarını yediği gerekçesiyle öldürüldüğü iddia etti ve şüpheliden şikayetçi oldu. Hayvanı asmışlar, insanlık dışı bir olay. Evet, gerçekten insanlık dışı. Nasıl bir psikolojide yaşıyor acaba o hayvanı asabilecek kadar? Devam ediyoruz. İstanbul'da babasının otomobil sürmeyi öğrettiği genç kız direksiyon hakimiyetini kaybederek markete daldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza güvenlik kameralarına yansıdı. İstanbul'un Sarıyer ilçesinde otomobil sürmeyi öğrenen genç kız direksiyon hakimiyetini kaybedince markete daldı. Marketteki kadın ölümden kıl payı kurtuldu. Kaza Ayazağa'da meydana geldi. Üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Esra Ayşe Bulut,
otomobil sürmeyi öğrenmek için babası Tekin Bulut'la birlikte hafif ticari araca bindi. Babasından sürüş eğitimi alan genç kız evinin sokağına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Paniğe kapılıp fren yerine gaza basınca önce kaldırıma çıktı, ardından da sokaktaki markete daldı. Yani şurada fener var ya. Genç kız panikle araçtan inerken babası direksiyon başına geçerek geri manevra yaptı. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Markette oturan kadın dondurma dolabı sayesinde ölümden kurtuldu. İhbar üzerine mahalleye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri ehliyeti olmadığı öğrenilen sürücünün ve babasının ifadelerini aldı. Sürüş eğitimi kötü başlayan genç kız gözyaşlarına boğuldu. Yine iyi, bir de bizde ehliyet sınavına arabayla gidenler de var. İstanbul'da başına sıkışan bidonla dolaşan köpeğin imdadına hayvanseverler yetişti. Köpek bir süredir başında dolaştığı bidondan bakın nasıl kurtuldu. Hadi hadi, bravo. Tamam, tamam. Hadi tamam. Mükemmel. İstanbul'un Beykoz ilçesinde uzun süredir başına sıkışan bidonla dolaşan köpek işte böyle kurtarıldı. Bak kaçmasın, bak kaçmasın. Boş alanda oynarken başı plastik bidona sıkışan köpeği gören vatandaşlar durumu hayvanseverlere bildirdi. Hareket etmeyin abi, bekleyelim. Abi hala uyanık. Sokak sokak dolaşan 20 kişilik grup köpeği bir gecekonduda buldu. Arkadaşlar buradaki bütün bir köpek. Önce köpek bulunduğu yerden sonra da bidon başından çıkarıldı. Bırak nefes alsın. Çekerek al Gürkan. Hadi bırak. Tamam. Işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi veteriner ekiplerine teslim edilen köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu yine çok zarar olmazdı mı? Kimi köpeği asıyor, kimi köpeği kurtarıyor. Çok ilginç. Şimdi bir haber var yine sırada. Bir süredir Akdeniz'e etkisi altına alan tropik fırtına İspanya, Portekiz ve Fransa'yı vurdu. Su baskınları nedeniyle en az 13 kişi yaşamını yitirirken ölü sayısının artmasındansa endişe ediliyor. Önce İspanya ve Portekiz, şimdi de Fransa. Avrupa'yı etkisi altına alan şiddetli yağmur can aldı. İlk olarak Portekiz'i vuran tropikal fırtına Leslie, ardından İspanya'nın Barcelona kentinde hayatı felç etti. Daha sonra Fransa'ya ulaşan şiddetli rüzgar ve yağmur 13 can aldı. Sel suları nedeniyle yollar göle döndü, araçlar sürüklendi. Yüzlerce ev ve iş yeri sular altında kaldı. Araçlarında mahsur kalanların imdadına havadan ve karadan müdahale eden kurtarma ekipleri koştu. Ülkenin güneyindeki Avda bölgesinde etkili olan yağmur sonrası oluşan ani seller sonucu en az 13 kişi hayatını kaybetti. Ça a commencé à 2h du matin. On a commencé à bon il a plu la pluie la pluie la pluie. À un moment donné ma femme me dit on entend de l'eau, on entend de l'eau. Alors dit allume, j'allume la lumière. Alors plus rien, rien, le noir. Mahsur kalan bölge sakinlerine afet bölgelerine gönderilen helikopterler ulaştı. Akdeniz'e kıyısı olan Avde'de kırmızı alarma geçilirken 5 kişinin yaralandığı seller nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Uzmanlar Avde Nehri'nin 1891'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştığının altını çizerken, felaketten son 100 yılın en yüksek deniz sıcaklığı rekorunu kıran Akdeniz'deki meteorolojik hareketliliği sorumlu tutuyor. Evet, şimdi bir haber kuşağına kısa bir ara verelim. Programın başında da bahsettiğim gibi bugün önemli bir konuğum var yanımda. Bugün 16 Ekim Dünya Gıda Günü. Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Lale Yıldız bugün bizlerle birlikte stüdyo konuğumuz. Öncelikle hoş geldiniz Lale Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum Deniz Hanım. Günaydın diyorum ben size tekrardan. Ekran şimdi başındaki tüm izleyicilerimize de güzel bir gün diliyorum. Evet, günlerden salı. Bugün 16 Ekim Dünya Gıda Günü. Biraz bunun hakkında konuşalım dilerseniz. Bugünden bahseder misiniz Lale Hanım? Dünya Gıda Günü nedir ve neden kutlanıyor bugün?
Birleşmiş Milletler'e bağlı Gıda ve Tarım Örgütü vardır. Kısa adı FAO olan. Aslında bugün FAO'nun kuruluş günüdür. 16 Ekim 1945 yılında bu Gıda ve Tarım Örgütü kurulmuş ve 16 Ekim'de bu tarih itibariyle artık Dünya Gıda Günü olarak tüm dünyada kutlana gelmiş. Ve bugün kapsamında aslında sadece bir güne de sıkıştırmıyoruz. Hı hı. O hafta boyunca dünyanın pek çok ülkesinde açlık, yoksulluk, gıdaya erişim, gıdanın üretimi, gıdanın tüketimi, ülkeler arası gıda politikaları, ülkeler arası gıda üretiminin koordinasyonu, transferi, pek çok konuyla ilgili ama özellikle açlık ve açlığa bir farkındalık yaratma adına pek çok çalışmalar, etkinlikler, organizasyonların yapıldığı bir gün. Bu bizim ülkemizde de hedef açlık diyebiliriz yani. Açlık üzerine, açlık evet, üzerine, ana tema açlık, ana tema üzerine diyor. Yoğunlaşıyor ve FAO her sene bir tema belirler Dünya Gıda Günü ile ilgili. Bu seneki 2018 yılının teması da sıfır açlık. Evet. 2030'a doğru sıfır açlık hedefiyle dünya ilerlesin istiyor. FAO'nun böyle bir önerisi, arzusu, isteği var ve dünya devletleri de bu konuda çalışmalar yapmak için hazırlıklarını yapıyorlar, etkinlikler planlıyorlar. Biz de Bursa özelinde bakarsak, biz de bugünü her sene meslek odamız için önemli bir gün çünkü mutlaka farklı etkinliklerle kutluyoruz. Evet, şimdi ben o sıfır açlık konusuna değineceğim ama onun öncesinde siz Gıda Mühendisleri Odası olarak ne tür etkinlikler düzenliyorsunuz? Dediğim gibi bizim meslek odamızın önemli 3 günü var ki Dünya Gıda Günü bunlardan bir tanesi. Özellikle bugün de biz bilinç ve farkındalık oluşturma kamuoyuna, çünkü böyle bir görevimizin olduğunu da biliyoruz. Bu konuda çeşitli paneller, sempozyumlar, seminerler düzenliyoruz. Alışveriş merkezlerinde stand açıyoruz. Burada üniversitedeki öğrenci arkadaşlarımız odamızın resmi broşürleri olan bilinçli gıda tüketimi broşürlerinden tüm kamuoyuna dağıtıyor. Dağıtıyorlar. Ve bu konuda evet, kamuoyunun da bilinçlenmesini sağlıyoruz. Onun dışında bilinçli gıda tüketimi eğitimlerimiz var bizim. Süre gelen, yıllardır yaptığımız. Bunu ilköğretim okullarında rutin bir şekilde yapıyoruz. Bilinçli çünkü gıda tüketimi bilinçli eğitimi. Bilinçli gıda tüketimi eğitimi. Çünkü çocukların doğru, dengeli ve bilinçli beslenmesine yönelik eğitimleri verdiğinizde, daha bilinci o yaşlarda, o öğrencilere verdiğinizde gerçekten de daha sağlıklı nesillerin yetişeceğine inanıyoruz. Çünkü o çocuklar... Şu an bilinçsiz bir tüketim mi var? Öyle mi diyoruz? Öyle aslına bakarsanız diyebiliriz. Diyebiliriz. Yani doğru ya da bilinçli beslenen daha sınırlı bir kesim olduğunu düşünüyoruz. Ama tüm eğitimlerde olduğu gibi bu işin de çocuklardan başlaması gerektiğine inanıyoruz. O yüzden bu BGT diyoruz biz kısaca, bu eğitimleri ilköğretim okullarında yapıyoruz. Onun dışında ne yapıyoruz? Farklı kurumlarla paydaşlığımız olan farklı organizasyonları da eş zamanlı yürütüyoruz. Örneğin dün yine bir lansmanı vardı, bir projemiz var. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte yürüttüğümüz. Orada da tabii açlık deyince dünyanın bir tarafı açlıkla boğuşurken bir tarafında da obezite gibi önemli bir sağlık sorunu var. Maalesef. Obeziteyi tetikleyen unsur işte dengesiz beslenme. Evet. Dolayısıyla biz BTSO ile birlikte güvenli gıda içinde tüketiyorum, obeziteyi önlüyorum şeklinde bir projeyi başlattık. Güvenli gıda tüketiyorum, obeziteyi önlüyorum. Evet. Türkiye'de çok var mı? Yani aslında şöyle sormak istedim Lale Hanım. Dünya ortalamasında biz kaçıncı sıradayız? Sağlıklı beslenme, bilinçli beslenme, bilinçli gıda tüketiminde kaçıncı sıradayız? İyi mi, orta mı? Vasat mı? Vasatın altında mı? Nasıl diyebiliriz bunu? İşin doğrusu bunu? Böyle bir literatür araştırması yapmadım ama. Yani belki orta. Hani vasata yakın orta diyebiliriz. Yani obeziteyle bir şöyle mücadele var mı bizim ülkemizde gerçekten? Evet var. Öyle var mi? Var. Nüfusumuzun yaklaşık %20'si obeziteyle aslında karşı karşıya.
Bu %20'si, az bir oran öyle değil. Bir rakam. Evet, yaklaşık %20'si obeziteyle artık tanışmış, hı hı. bu sorunla baş başa kalmış bir oran var ki azımsanacak bir oran değil. O yüzden artık açlık konusu çok ana tema ama bununla birlikte obezite şu an son yıllarda artık gündem olan bir alan. Yani bilinçsizce mi biz tüketiyoruz? Tabii. Bilinçsizce. Yani temel basitçe şu, siz vücudunuzun harcadığından daha fazla kalori yüklerseniz vücudunuzdaki yağ oranınızı arttırırsınız. Bu hep böyledir. Çok okursanız da hani derler ya bir başım ağrıyor artık okuyamıyor. Yani bu çok koşarsanız da yorulursunuz. Çok evet. yürürseniz de. Vücut da böyle bir şey aslında. Çok doğru bir benzetme değil aslında. Ya çok, şimdi siz, vücut da aslında öyle bakın, değil mi? Doğru gıdayı almalısınız. Hı-hı. Yani vücudunuzun yakabileceği kadar Hı-hı. kalorideki gıdayı almalısınız ve dengeli Hı-hı. bir şekilde. Yani proteini de, karbonhidratı da, minerali de, yağı da, şekeri de, vitamini de. Siz harcadığınızdan daha fazla kalorili, hı hı. özellikle de besin değeri çok düşük ama enerjisi çok yüksek, çok yüksek. Ürünlerden ki fast foodlar, abur cuburlar, işte gazlı içecekler gibi. Biz çok seviyoruz öyle şeyler tüket. Ben de dahilim buna. Ne yazık ki bu şekilde. Siz bunları çok fazla tüketiyorsanız evet. ve bunları da yeterince yakamıyorsanız bu noktada artık hani obezite sorununuz başlayabiliyor. Evet, o yüzden biz onu öneriyoruz. Yani bilinçli gıda tüketiminden kastımız çok vücudumuza çok şekilde. Yükleniyoruz. Belki evet. de beden evet. Son zamanlarda bunu ben çok dikkat etmiştim. Ben o yüzden bunun üzerinde durmak istedim. Şimdi başka sorularım da olacak. Vaktimiz sizin de çok vaktinizi şimdi almayayım ama az önce dediniz ki bu sene Dünya Gıda Günü temasının sıfır açlık. Yani sizce bu gerçekçi bir hedef mi? Sıfır açlık. Evet, FAO'nun bu seneki ana teması bu. Hı hı. 2030'a doğru sıfır açlık hedefinde bir dünya özlemi hı hı. var. Biraz idealist bir hedef gibi görünse de aslında topyekün tüm kurumların, paydaşların, kamunun, özel sektörün, akademisyenlerin, meslek örgütlerinin ve tüm toplumun, tüketicilerin ortak hareket etmesiyle ve elbette ki tüm dünya devletlerinin, hı hı. Gıda üretimi fazla olan devletlerin, evet. gıda üretimi düşük olan ülkelere bu gıda aktarımını da bunun içine katarsak, yani topyekün herkesin paydaş olduğu bir çalışmayla bu hedefe ulaşmak elbette mümkün olabilir. Mümkün olabilir. Fakat sıfır şöyle bir açlık. Sayı vereyim size. Ama 2030 için evet sıfır açlık dediğim gibi çok idealize edilmiş bir hedef. Birkaç rakam söyleyeyim. Çok iddialı. Evet, 1990'lı yıllarda dünyada yaklaşık 840 milyon aç insan hı hı. var. 2017 yılına geliyoruz. Bakın arada bu kadar sene geçmiş. Dünyadaki aç insan sayısı 820 milyon civarına düşmüş. Yani sadece yaklaşık 20 milyonluk bir azalış var. Çok anlamlı bir azalma değil. Yani çok gözle etkin görülür, bir etkin evet, değil. Oran görmüyorsunuz. Evet. O yüzden burada hepimize, bireysel olarak da bizlere ve tüm paydaşlara dediğim gibi topyekün bir çalışmayla ancak bu hedefe ulaşmak mümkün olabilir. Birlik ve beraberlik içerisinde. Muhakkak. Diyelim o zaman. Gıda güvenliğiyle yeterli ve dengeli beslenme konusu gün geçtikçe aslında önemi artıyor. Ve gıdaları hazırlamak ve muhafaza etmek için farklı işlem, teknikler de uygulanıyor. Ben biraz buna da değinmek istedim. Konserve etmek, pastörize etmek gibi. Peki gıdaları işlemek gerekli mi? Şimdi şöyle düşünün. Gıdaları işlemek evet gerekli. Şimdi yalnız gıda proseslerinin genellikle kamuoyunda hep olumsuz yanları hı hı. konuşulur. Evet elbette gıda proseslerinin hem olumsuz hem de olumlu tarafları vardır. Ama ne yazık ki kamuoyunda ya da bu hı hı. konuda konuşan kişiler genelde hep olumsuz yönlerini göz önüne aldığı için genel algıda işlenmiş gıdalar sorunludur, problemlidir, olumsuzdur şeklinde. Oysa bakın. Şimdi gıdaların hasattan itibaren ya da örneğin sağımdan itibaren ya da kesimden itibaren bakın o ham haliyle
uzun süreli saklama süreniz çok kısıtlıdır. Örneğin süt, tonlarca süt aldınız. Bu sütü normal koşullarda ne kadar süre saklayabilirsiniz? Yani siz bunu bir gün, iki gün, bir ay saklama şansınız yok. İşte işlemek zorundasınız. Bir takım proseslere tabi tutmalısınız ki o sütün raf ömrünü, kullanılabilir ömrünü uzatın. Bu sayede de bakın hem israfı önlemiş oluyorsunuz, hem açlık dedik. İşte bunlara çare oluyorsunuz ve gıda güvencesine çare oluyorsunuz. Yani gıda güvencesinden kastımız siz bugün yatıp şunu düşünmemelisiniz. Yarın ben yiyecek gıda bulabilecek miyim acaba? İşte bir ülkede eğer böyle bir sorun varsa o ülkede gıda güvencesi yok demektir. Yani biz yarın uyandığımızda da 5 sene sonra da gıdaya ulaşabileceğimizi bilmeliyiz. Bu konuda rahat olmalıyız. Ülkeler bunu sağlamalı. Gıda güvencesi tüm dünya için çok önemli. O yüzden aslında biraz olumsuz taraflarından bahsedeyim işlenmiş gıda proseslerinin. Sonra da olumluya dönelim. Tüketicilerimiz de seyircilerimiz de bunları görmüş olsun. Şimdi gıda proseslerinde olumsuzluk anlamında iki farklı başlık açabiliriz. Bir tanesi besin değerlerinde azalma, bir tanesi de bu işlem esnasında çıkan proses bulaşanlarının verebileceği zarar. Yani besin değerindeki azalmaya örneğin sütü pastörize ederken sütteki C vitamininde bir miktar azalmaya yol açarsınız. Evet. Fakat bakın biz sütü C vitamini için içmiyoruz. Değil mi? Biz sütü evet. Ondaki proteini, kalsiyumu almak içiyoruz. Için içiyoruz. Ama biri ekranlara çıkıp da pastörize sütte, işte UHT teknikle yapılmış sütte vitamin kalmıyor. Hepsi işte yok oluyor, paramparça oluyor derse çok yanlış bir algıya götürür. Zaten sütü vitamin almak için içmiyoruz. Siz bir maydanozu parmağınızla dokunun, sütten alacağınız vitaminden daha çok C vitamini alırsınız. Öyle mi? Bu kadar basit. Ama dediğim gibi doğru bilgiyi vermek lazım. Hı hı. Aynı şekilde örneğin kızartmalık yağlar, bitkisel yağlar. Bu yağları siz eğer 200 derecenin üstünde ısın işleme tabi tutarsanız, hı hı. Evet bir takım proses bulaşanı dediğimiz kanserojen maddeler açığa çıkar. Bunlar çıkar. Bunları bilim dünyası, gıda tekniği, her şey, herkes bunu biliyor zaten. Ve gıda bilim dünyası, gıda teknolojisi, gıda endüstrisi işte bu çıkan ortaya çıkan proses bulaşanlarını ya da o besin değerinde ya da farklı alanlarda oluşabilecek azalmaları minimize etmek için de her türlü çalışmayı yapıyor. Şimdi biz şöyle bir toparlayalım, bu arada vaktimizin, hı-hı, sonuna geldik. Biz bu konuda yeterince bilinçli miyiz peki? Buna hayır demek zorundayım. Ne yazık ki biz toplum olarak bilinçli tüketici değiliz. Bu gıda konusunda da böyle, başka konularda da böyle. Bir kere Türk toplumunun şöyle bir zafiyeti var. Kendisi okuyup, kendisi sorgulayıp, araştırıp bir konuya bakmaktansa danışmak, duyup, duyduğuna inanıp, ona ikna olup onu yaymak gibi bir yaklaşım içinde. Şimdi bu son derece tehlikeli bir yaklaşım. Evet. Oysa biz araştırmalıyız, kendimiz okumalıyız, muhakeme etmeliyiz ve, hı hı, işin doğru muhatapları kimlerse, evet, onlardan bilgi almalıyız. O yüzden diyoruz ya işte bilgi kirliliği çok can yakıcı boyutta ve bana göre hakikaten ülkelerin en önemli sorunu. Evet, çok teşekkür ederim Lale Hanım. Bugün 16 Ekim Dünya Gıda Günü. Çok kısacık vaktimiz varsa aslında buradan seyircilerimize de bir duyuru yapmış olalım. Bugün evet Dünya Gıda Günü, Gıda Mühendisleri Odası olarak da bir panel organizasyonumuz var. Saat 2'de Bursa, evet, Akademik Odalar Birliği yerleştiğimizde tüm Bursa'yı bekliyoruz. Çok değerli konuklarımız var, hı-hı, çok popüler isimler var. Herkesi saat bekliyoruz. 2'de. Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi kısa bir ara var. Aranın ardından piyasalar ve hava durumuyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet.
Evet, şimdi piyasalarda sıra. Haber kuşağımızı da geride bıraktı, konuğumuzu da. Borsa İstanbul 98.631'deydi bugün. Devam ediyoruz hemen ardından dolarla. 5.780 dolar. Ve devam ediyoruz. Euro var sırada. 6.708'den işlem gördü Euro'da. Ve son olarak çeyrek altın 374.9 seviyesinde işlem gördü. Ve böylelikle de bitiriyoruz piyasaların. Şimdi sırada hava durumu var. Yurtta ve bazı dünya merkezlerinde hava durumu. Bursa kent merkezi ve çevre ilçelerde hava bulutlu 20-13, Gürsu 21-14 derece. Kestel 22-14, Yenişehir 24-15, İznik 24-16, İnegöl 22-14, Mudanya 22-16 derece. Gemlik 22-16, Orhan Gazi 20-15, Karacabey 21-17, Mustafa Kemal Paşa 20-16, Büyük Orhan 21-14 derece. Orhaneli 21-14, Keles 22-12, Harmancık 23-11, Uludağ 18-11 derece. Büyük şehirlerde hava az bulutlu. İstanbul 21-17, Ankara 25-11, İzmir 25-15, Antalya 28-18, Trabzon 21-12 derece. Marmara bölgesinde hava bulutlu. Edirne 23-13, Çanakkale 22-16, Balıkesir 21-16, Kocaeli 21-15, Sakarya 22-15 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu. Konya 22-9, Eskişehir ve Niğde 23-12, Kayseri 20-10, Sivas 24-9 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu. Denizli 23-10, Muğla 24-13, Bodrum 25-19, Afyonkarahisar 22-10, Kütahya 21-9 derece. Yurdun güneyinde hava az bulutlu. Adana 29-19, Mersin 28-23, Kahramanmaraş 31-17, Gaziantep 28-17, Diyarbakır 30-15 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu. Erzurum 24, Kars 19-3, Malatya 22-14, Elazığ 28-13, Van 27 derece. Karadeniz bölgesinde hava az bulutlu. Artvin 19-8, Samsun 21-13, Rize 22-15, Bolu 22-10, Zonguldak 20-14 derece. New York 14-11, Londra 21-12, Paris 25-14, Berlin 29, Tokyo 22-15 derece. Saraybosna 21-7, Üsküp 24-9, Selanik 23-15, Gümülcine 24-14, Sofya 22-8 derece. Sabahın ilk saatlerinde sizlerleydik, saat 9'da. Buradaydık ekran başında. Bugün önemli bir konuğumuz vardı. Onun dışında dün geceden bu yana yaşanan bütün gelişmeleri, bütün ayrıntıları sizlerle paylaşmaya çalıştık. Hava durumunu, piyasalardaki son durumu. Tabii ilerleyen saatlerde ara haber bülteninde, ana haber bülteninde bu haberlerin ayrıntılarını yeniden burada sizlerle paylaşacağız, aktaracağız. Artık saatler ona doğru yaklaşıyor. Sabahın ilk saatlerinden aktaracaklarımız bunlardı. Yarın sabah yeniden saatler 9'u gösterdiğinde biz karşınızda olacağız. Şimdi kısa bir ara var. Ardından canlı yayınlarımız devam edecek. Hoşçakalın.